Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre iki farklı tanımı var. Aslında birbirine çok yakın tanımlar. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimi. Divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı, Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, yani 2000 sonrası biraz daha deneysel bir şiir. Burada da yine yaratılan karakterlerden başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İnsanlardan bahsettik. Bir de romanlarda sıkça vardır. Ya da edebi eserlerde cansız varlıkları, doğaya ait nesneleri insanlaştırma, insan gibi bahsetme. Onlara insana ait özellikleri o sıralardan başlıyor. Ya da günün yorgunluğunu atmak için akşam eve geldiniz, kahve içiyorsunuz. İşte orada kurduğunuz birkaç anlamlı cümle sizin edebiyata girmenize sebep oluyor. Kurduğunuz cümle bir romanın başlangıcı olabilir. O kurduğunuz cümle bir şiirin başlangıcı olabilir. O daha ilkokul sıralarındayken yazdığınız o şiirleri ya da işte denemeleri kesinlikle atmayın. Çünkü ileride isteseniz de onları yazamıyorsunuz. Sözü yakalayabileceğiniz dönemler sizin aslında parayı, malı, mülkü düşünmediğiniz, menfaati düşünmediğiniz, insanlar arası çıkarları bir kenara attığınız, saf bir şekilde sevdiğiniz, saf bir şekilde duygularınızı ifade ettiğiniz dönemler. Seni seviyorum ve seni, sende olan seni, kelimelerden uzak, benden uzak, ihtişamınla, yüceliğinle, mavi bir derede ve seni seviyorum yeşil bir ormanda ve seni seviyorum berrak ya da kapalı bir gökyüzünde ve seni seviyorum uçsuz bucaksız bir denizde ya da kuru bir gölde ve seni seviyorum memleket gibi ve seni seviyorum taze bir tütün gibi ve seni seviyorum yürüyebildiğim, koşabildiğim kadar ve seni seviyorum kelimelerden uzak, benden uzak anne sarılması gibi ve seni seviyorum babanın gizlice bakması gibi ve seni seviyorum bir solcunun, sağcının, şuncunun, buncunun slogan ezberlemesi gibi ve seni seviyorum Nazım'ın, Cemal'in, Orhan'ın dizeleri gibi ve seni seviyorum güneşe bağlı gezegenler gibi, dünyaya bağlı ay gibi ve seni seviyorum Ferhat gibi, Tahir gibi, Mecnun gibi ve seni seviyorum Şirin gibi, Zühre gibi, Leyla gibi ve seni seviyorum ama, amalardan uzak, amasız, amansızca, yorulan, heyecanlanan, saçmalayan, düşünceli, öfkeli bir insan gibi. Bazen de insanlıktan çıkarak ve seni seviyorum, korkarak kısık kelimelerle ve seni seviyorum, cesurca ve avazım çıktığı kadar bağırarak ve seni seviyorum, eline fırsatlar geçince ne yaptığını bilmeyen gibi ve seni seviyorum, çaresiz olunca Tanrı'yı arayan gibi. Bazen de kendini arayan gibi ve seni seviyorum. Biraz eğlenerek, biraz sıkılarak ve seni seviyorum. Ey özgürlük, sensen de tutsak olsan da ve seni seviyorum tutsak sözünü sevmesen de. Kaybettik işte, sen de kazanmak mı diyorsun? Ne yüreğinde tutunabildin körpecik sevdaların, ilkokul sıralarında, okul bahçelerinde, kara tahta önlerinde. Ne de nefesine karışabildik iki dudağının arasından salıverilen, silgisi çilek kokulu sevgilinin, adımız yazılmadığı için orta bir çizgiye. Kaybettik işte, bildiğimiz her soruya karşılık kaçacak bir yer aradık ezilmişliğimizde. Kahvaltı girmeyen evin o gün mutfağında ne piştiği sorusuna yanıt veremeyen, masum, çekingen, temiz ama bir türlü sevinemeyen çocuklarıydık işte. Soğukta kat kat giyinen, çaresizliği ucuz asfaltlara sinen, küçücük omuzlarına geleceğin yükü daha o günden binenlerin. Kaybettik işte. Büyüdükçe küçüldü hayallerimiz gerçeğin acı belleğinde. Bilmem kaç sıfır yedik başladık kıçı başı ayrı bu çarpık düzene. Ne ikinci şekere uzanabildik elin evinde, ne halısına basabildik kirletiriz. Oysa en kolay biz bulunurduk çocukluk resimlerimizde. Ellerimiz önümüzde, en arkada, kıyıda bir köşede. Kaybettik işte. Hep ilişik kaldık yaşamın en kuytu köşelerinde. Bize biçilen çerçevenin dışında olmadı hiç gözümüz. Ufkumuz bu kadarcık işte. Babadan oğula hep aynı reçete.
Vurdukça nasır toplatıyorsun ey hayat, ey çözümsüzlük. Çakıyorsun geçmişimizi üstümüze, bol hayallerimize. Kaybettik işte. Koskoca ahali toplanmış, küçüklükten yarım kalan evciliği oynuyoruz. Bu sefer evine, çocuğuna eli boş dönen baba oluyor sadece. Nerede kaldı aynı sıralarda uçurum hayatlar? Nerede kalem için çıktı kız? Sanırdınız öyle başladı, öyle devam edecek sıradaşlığınız, nafile. Oysa en büyük yalan değil midir ölümün tek ve tarafsız oluşu hepimiz? Kaybettik işte. Sınıfta en ön sıraya oturanlar kazandı. Veli toplantılarına anne babası bir gelenler. Önlüğündeki yamanın en arkaya oturttuğu çocuksa hep sınıfta kaldı. Işıklı ayakkabıyı ilk defa arkadaşının ailesi giydirenler. Yaşıyoruz evet, sen buna kazanmak mı diyorsun? Bizimki sade bir masal. Elimizde bir türlü atamadığınız, bitmesin diye ucunu açamadığınız kalem, aklımızda o hiç görmediğimiz el alem var. Yani sahneye çıkma cesareti gösterdiğiniz için, gerçekten o medeni cesareti bulduğunuz için, burada zaten bulunmamızın amacı birilerine dokunabilmek.